Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Günaydınlar. Bu hafta size 7 gün boyunca şekersiz beslenme sürecimi paylaşacağım bu videoda. Bugün 3. günüm şekersiz beslenmede. Zaten ilk günü ayrı olarak vloglamıştım. Birlikte gidip bir market alışveriş yaptık. Neler yiyebiliriz, neler yememeliyiz ondan bahsetmiştim. Tabii ki bildiğim kadarıyla size anlattım. Ben de ilk defa yaşayacağım bu süreci. İlk defa yapıyorum. Şimdi de bu videoyla birlikte bir hafta boyunca neler yedim, neler gözlemledim bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Böyle bir hafta boyunca videoları yapmak istiyorum. Zaten ben farklı beslenme türlerini deniyorum. Bu tarz denediğim yeni şeyleri yani bir hafta boyunca ya da belki de daha uzun bir süre boyunca deneyip sizinle paylaşmak istiyorum. Şekersiz beslenme de benim çok uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığım bir şeydi. Biliyorsunuz tatlı yemeyi seviyoruz. Özellikle biz kadınlar yani belli dönemlerde özellikle ihtiyaç duyuyoruz. Ben de tatlı yemeyi, çikolata yemeyi çok seven birisiyim. Tabii ki benim öyle aşırı vazgeçilmezim değil. Böyle bazı insanlar vardır. Tatlı yemeden duramaz falan. Öyle bir durum yoktu ama yine de tabii ki tatlı yemeyi çok seviyordum ve son zamanlarda gerçekten işin ucu kaçmıştı. Son zaman dediğim yaklaşık 3-4 aydır yani hiç dikkat edemiyordum tatlıyla. Nasıl denir? Aramdaki ilişkiye diyeceğim. O yüzden özellikle buna birazcık ara vermem gerektiğini hissettim ve internetten birazcık araştırma yaptım. Şekersiz beslenme tamam kilo vermeye yardımcı ama bunun dışında ne gibi faydaları var? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi araştırmalarıma göre öncelikle tabii ki kilo vermek ve obeziteyi önlemek gibi bir avantajı var. Onun dışında daha temiz bir cilde sahip olmak. Benim yanaklarımın şuralarında böyle ufak ufak iltihaplı gibi sivilceler çıkıyordu ve bunun beslenmemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun dışında ne gibi bir faktör etki etmiş olabilir bilmiyorum. Belki biraz maskenin de etkisi olabilir. O yüzden bu şekersiz beslenmemin cildime de iyi geleceğini düşünüyorum. Cilt kanseri riskini azaltmak, ruh hali değişimlerini önlemek, iltihaplanmayı azaltmak, şeker hastalığı riskini azaltmak gibi farklı etkileri var. Zihinsel netliği arttırmak, görünümü iyileştirmek, diş sağlığını iyileştirmek, uzun ömür şansını arttırmak gibi birçok etkisi var. Tabii ki katkı maddeli ya da ne bileyim rafine şeker gibi ürünler cilde ya da hayatımıza tabii ki zararlı, fazlası zararlı. O yüzden mesela işte ketojenik beslenme vardı. Mesela bir ara ben onu da denedim. Onun da sağlığa birçok faydalı yönü var. Bu gibi beslenme şekilleri tabii ki sağlığımıza iyi etki edecek. Tabii ki bunu uzun süre yapmak gerekiyor bu arada. Mesela 21 günü tavsiye ediyorlar insanın hayatında birazcık daha alışkanlık kazanması için. Ve özellikle başlarda şekeri direkt bırakmak değil. Tabii ki rafine şeker değil ama mesela örneğin günde 3 porsiyon meyve yiyorsan ilerleyen günlerde bu miktarı biraz daha azaltmanı tavsiye ediyorlar ki o şeker oranı, vücudundaki şeker oranı daha kolay bir şekilde dengelensin, daha kolay bir şekilde bırakmanı sağlasın. Ben de bu arada bahsetmedim, belki birinci videoyu izlememişsiniz ama şekersiz beslenmede amaç rafine şekeri bırakmak. Yani rafine şekerin bulunduğu paketli gıdalar ya da direkt rafine şeker bulunan ürünleri tüketmemek. Bundan ibaret. Rafine şekerin olduğu paketli gıdalar genelde beyaz unun olduğu yani mesela ekmek, beyaz ekmek daha doğrusu, makarnalar, pirinç gibi ürünlerde daha çok bulunan bir besin. O yüzden bunları tüketmemeni tavsiye ediyorlar. Yani tüketmemek gerekiyor. Bunun yerine tam buğday ya da tam tahıllı gıdaları tercih edebilirsiniz. Bazı bakliyatlar onun yanında. Mesela mercimek tüketilebiliyor, nohut tüketilebiliyor. O yüzden her bakliyatta geçerli değil bu durum. Onun dışında ekmek mesela dediğim gibi tam tahıllı tüketebiliyorsunuz. Yulaf ezmesi tüketebiliyorsunuz ama bunlar tabii ki böyle aşırıya kaçmadan. Özellikle biraz daha zayıflamak amaçlı yapıyorsanız bunu miktarına dikkat etmekte yarar var. Ya farklı kaynaklarda farklı şeyler de var. Ya hangisi daha doğru bilmiyorum ama mesela bir kaynakta 2 porsiyon meyve ya da bir tatlı kaşığı bal ya da pekmez diye öneriyor. Bir tanesinde balı pek önermiyor. Ya da işte bazı meyvelerin çok tüketilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Özellikle muz gibi tatlı meyvelerin yani daha tatlı olan meyvelerin. O yüzden biraz daha ekşi, daha şeker oranı düşük olan meyvelerin yenilmesini tavsiye ediyorlar. Mesela armut, elma, nar bu tarz meyveler daha çok tüketilmeyi tercih edilen meyveler. Şimdi bugün 3. günüm dediğim gibi bu geri kalan bir haftalık süreçte yediğim besinlerden bahsedeceğim. Yani yediğim öğünleri göstereceğim size ve sonunda ne gibi bir değişim gözledim. Ondan konuşuruz, ondan bahsederim size. O zaman güzel bir gün başlasın. 1 çay bardağı kefir içiyorum. Aç karnına metabolizmayı hızlandırsın diye. Annem öyle olduğunu düşünüyor. Anneciğim seni seviyorum. Sana da inanıyorum. Kahvaltı hazır. Tabii ki dayanamadım. Ucundan yedim. Çeyreğin çeyreği elma, yarım muz, biraz chia tohumu, yulaf ezmesi ve birazcık da bal. Yanında bir filtre kahve ve afiyet olsun. Bon appétit. Kahvaltıyı yaptıktan sonra aradan 3 saat geçti. Çok acıktım. Yani sabah yaptığım yulaf bana yetmedi galiba. Abartıya kaçmamaya çalıştım. 3 yemek kaşığı koydum mesela. Bir tatlı kaşığı chia vardı. Şimdi ara öğün yapmadan öğle yemeği yiyeceğim. Normalde 3 öğün yemiyorum ama bugün acıktığım için şu an bir şeyler yiyeceğim. Akşama da hafif şeyler yerim diye düşündüm. Dün tam buğday makarnadan yaptığım bolognese soslu bir makarna vardı. Ondan birazcık artmıştı. Onu ısıttım. Şimdi onu yiyeceğim. Yanında da az tuzlu bir ayran yaptım. Çok güzel olmuş. Şimdi ben bunu yiyeyim. Ondan sonra ara öğünde ya da akşama görüşürüz. Saat hayli geç. Şu anda özel dersten döndüm. Saat tam 9. Özel ders son anda belli oldu. O yüzden de yeme planı böyle bir abuk subuk oldu. Yani gelince yiyebiliyorum anca şu anda. O yüzden de yenebilecek en sağlıklı şey yiyorum şu anda. Yani evdeki olan şeylerle. Lahanayı kavurdum birazcık. Yoğurtladım. Biraz acı baharat ve üstüne de ceviz doğradım birkaç tane. Hem de son ara öğünümle falan biraz birleştirmiş oldum. Saat geç olduğu için. Bugünü böyle kapatıyoruz. Çok güzel bu arada. Baya güzel. Şimdi afiyet olsun bana. Video izlerken bunu yiyeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Yatmadan önce kendime bir kupa yeşil çay demledim. Bunu içeceğim. Günaydınlar. Suyun sesini duyuyorsunuz. Su kaynatıyorum kendime. Yeşil çay yapacağım yine. Çünkü acelem var. Çıkmam lazım ama çay da içmek istiyorum. O yüzden yeşil çay demleyeyim dedim. Dün bahsettiğim kefirden böyle yarım çay bardağı kadar, hatta yarım çay bardağından biraz fazla oldu. İçiyorum çıkmadan önce, hatta kahvaltıdan önce. Ara ara da şey yiyeceğim. Kuru kayısı almıştım. Henüz onu açmadım, unutmuşum. Bir yandan da omlet yapıyorum. Bugün omlet günü. Lor peynirli, maydanozlu güzel bir omlet yapıyorum. Bunu içiyorum. Biraz acelem var da çıkmam lazım. Nedenini merak ediyorsanız aslında bugünü vlogluyorum. Tam şuraya bırakacağım. Vlogladığım günü de izlemek isterseniz bundan bir önceki video. Oraya da beklerim. Hazır. Hemen yemeden yiyeceklerimi göstereyim size. Avokado doğradım yarım. Bir tane omlet yaptım bir yumurtadan. İçine lor peyniri ekledim ve üstüne maydanoz doğradım. 2 küçük dilim peynir koydum ama hepsini bitirebilir miyim? Emin değilim. Bir de 1-2 tane zeytin yerim yanında. Bir tane tam tahıllı ekmek yemeyi düşünüyorum ama belki doymazsam bir tanesini daha yiyebilirim ama bu tabağımdakiler gayet doyurucu. Bakalım yani duruma göre. Yeşil çayımı da yaptım. Hemen başlıyorum. Çok geç kaldım. Ara öğünde görüşürüz. Şekersiz beslenmenin 4. gününde akşam yemeğini yiyeceğim şimdi. Akşam yemeğiyle öğlen yemeği birleşti bugün. Dışarıdaydım çünkü. Bol bol su içiyorum tabii ki. Açtım şeyi. İyi koktu. Ha, iyi koktu. Güzel o zaman. Akşam yemeği menümüzde tavada kızarmış tavuk var. Salçalı ve şeyli, sarımsak soslu. Yanında da kinoa salatası var. Domates, maydanoz, ceviz ve nar girecek içine. Bu sayede ara öğünü de içine katmış oldum. Bakın meyve var ya içinde. Akşam gelince de yemek yemediğim için yoğurtlu, narlı bir şeyler yiyebilirim. Yani bol gibi bir şey. Ya da meyve yerim yani. Şimdi özel derse gideceğim. O yüzden bir an önce bunu yapmaya çalışıyoruz. Hızlıca. Kinoamız pişti. Bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bıraktım şu bezle birlikte. Aslında biraz ılıması lazım ama çok vaktimiz olmadığı için onunla uğraşmayacağım şu anda. Şimdi birazcık zeytinyağı döküyorum içine. Biraz da limon sıkacağım. Zaten haşlanırken sıkmıştım biraz. Şimdi bunu bir karıştıralım. Tuz atmadık hiç. Unuttum tuz atmayı. Az bir şey atayım. Zaten tuz fazlası yasak bana. Konuşamadım. Bir yandan tavuk pişmeye devam ediyor şurada. Siz benim gibi yapmayın. Suyunu ekleyin, tuzunu. Koyuyorum. Ha, tabule salata. Buldum. Hatırladım. Ferbat salatası. Ne oldu? Tabule salatası. Ne oldu? Evet. Sayılır çünkü mesela şekersiz beslenmede bulgur da var, kimya da var. Yani benzer baklagilden. Baklagil denir mi bunlara? Bulgur sayılıyorsa gidenir. Aynı tabule salata oldu işte. Onun avokadolu hali. Şimdi üstüne de nar gelecek biraz. Nar ekşisi de dökebilirsin aslında ama ben yiyemediğim için nar ekşisi bana yasak. O yüzden böyle. Voilà. akşam yemeği yemediğim için, daha doğrusu akşam yemeğini erken yediğim için birazcık acıktım. O yüzden de kendime bir smoothie hazırladım. Ama bayağı az bir smoothie. Yani bu neredeyse bir fincan kadar büyük. Bir fincanın yarısı kadar. Yani ne kadar olabilir? Bilmiyorum tam ölçüm olarak ama yarım muz, azıcık kefir ve bir tatlı kaşığı balla böyle bir smoothie yaptım. Şimdi bunu içeceğim. Bundan sonra da bir şey yemem. Belki bir iki tane ceviz atarım. Onun dışında başka bir şey yemeyeceğim. Tadı bayağı güzel bu arada. Bir de bir şey fark ettim. Yani muz mu o kadar tatlı bilmiyorum ama şeker yemedikçe sanki şeker toleransınız artıyormuş gibi. Yani artmak mı denir, azalmak mı denir? Artık böyle azıcık bir şekerli bir şey yediğim zaman o bana yetiyor ve gün boyu onunla devam edebiliyorum. Mesela kahvaltıda yediğim bir ekmeğin üzerine sürüp yediğim bal bana gayet yeterli geliyor. Sonra eğer çok aç değilsem tatlı ihtiyacı duymuyorum. Tabii ki açken insan şekerli bir şeyler yemek istiyor, tatlı yemek istiyor ama o tokluk hali aldığı zaman şeker ihtiyacım azalıyor. Ama tabii ki bu tokluk halini de abartmamak lazım. Kilo vereceğiz derken kilo almak büyük sıkıntı olur. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Gecem dün Sims oynarken uyuyakalmış. Yeni bir gün, yine bir kahvaltı zamanı, kahvaltı vakti. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Gerçekten günün en sevdiğim zamanı sabahları yani. O kadar seviyorum ki kahvaltı hazırlamayı, kahvaltı yapmayı. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Rafadan yumurta. Ecem'le bizim favorimiz galiba. Onun yanında mantar soteliyoruz. Burada mantar soteleniyor. Ve böyle domatesli, lor peynirli, zeytinli böyle sade bir, light bir salata yaptım. Çok az şey. Ne onun adı ya? Nar ekşisi. O da doğal olduğu için yani hazır satın almadığımız için birazcık koydum. Biraz limon, biraz da zeytinyağı karıştırdım. Mis gibi bir salata oldu. Yani kahvaltı yapmak için sabırsızlanıyorum. Şekersiz beslenme 5. gün. Evin yine aynı köşesinden, sabah size seslendiğim yerden selamlar tekrardan. Sanki güne yeniden başlıyormuşum gibi hissettim. Bugün Reels falan çektim. Onun dışında biraz boş yaptık Ecem'le. O yüzden de ara öğünü atlamış oldum. Arada böyle bir Türk kahvesi içtim. Bir de küçücük, minicik bir diyete uygun, şekersiz, ne denir, çikolata topu gibi bir şey yedim. Bitter çikolatadan yapılan. Onun dışında bir ara öğün yapmadım. Yemek de yemedim. Şimdi yiyeceğim. Ve kendime falafel yaptım Ecoş'la bana. Bir de güzel salata yaptım bakın. Geçen gün Zeynep Çipa'da gördüm bunu. Ben Instagram hesabını çok severek takip ediyorum. Çok güzel tarifler yapıyor. Özellikle kahvaltıya çok güzel şeyler yapıyor. Yani yapmasam da izlemek çok keyif veriyor. Yani yemek videoları izlemeyi de çok seviyorum. O yüzden oradan esinlendim. O biraz daha tatlı gibi bir tarif yapmıştı. İçinde bal vardı ve şekerle yoğurmuştu karalahanayı. Ama ben karalahana mı kırmızı lahana mı? Herhalde kırmızı lahana, ikisi farklı şeylerdi sanırım. Ama ben tuzla yoğurdum. Sonra da normal yoğurtla ve dereotuyla karıştırdım. Bir de havuç rendeledim. Çok lezzetli bir salata oldu. Falafelin yanında da güzel olur. Bir de yoğurtlu tahinli bir sos hazırladım. Bir de ekmek kızartırım yanına. Tam tahıllı birer tane. Öyle yani, başka da bir şey yemeyiz. Zaten akşam oldu, bu akşam yemeği. Sonrasında belki armut aldık. Armut yiyebilirim bir tane. Ya da leblebi tarzı bir şey. Onun dışında bugün bu şekilde günü kapatırız. Sabah kahvaltıda biraz çok yemiştim. O yüzden akşam yemeğinde dengelemeye çalıştım. Tarifi çekmedim. Neden? Çünkü ilk defa yapıyorum. Hüsrana uğrarsam utanırım. Yani tek nedeni bu. Bakalım hatta gelin pişmiş mi? Olmuş mu? Bunun ışığı yanmıyor. Çalışıyor mu ya? Bir dakika. Biraz derecesini arttırdım. Tam pişmemiş gibi. Dışı pişmiş de içi tam pişmemiş gibi. Gerçi yani içinde yenmeyecek bir şey yok. Bir yumurta var. Onun dışında soğan, sarımsak, baharat, zeytinyağı ve haşlanmış nohutu karıştırıyorsunuz. Bir de normalde galeta unu giriyor. Onu söylemeyi unuttum. Normalde galeta unu giriyor ama ben yulafı rondoda çekip yulaf ekledim. Yani yulaf unu eklemiş oldum. Tam buğday unu olsaydı tam buğday unu eklerdim. Falafel için alarm kurmuştum da. Neyse biraz daha beklesin. Ondan sonra çıkınca gösteririm size de. Akşam yemeği saati. Bir tane makarna yaptım kendime. O kadar üşendim ki başka bir şey hazırlamaya. Bir de canım çok çekti açıkçası. Sebzeli bir makarna yaptım. Lahana vardı dolapta. Bir de havuç rendeledim. İyice kavurduktan sonra birazcık salça, biraz baharat. Sonra tam buğday makarnalarımı ekledim haşlanmış haliyle. Üstüne birazcık lor peyniri ve doğranmış ceviz. Bir de minicik bir salata yaptım. Bunun yarısını yiyeceğim, yarısını Ecoş'a bırakacağım. Öyle bir yemek oldu. Her şeyli bir makarna. Şekersiz beslenmenin 7. günü. Son gün. Videonun son günü. Benim için son gün mü emin değilim. Galiba devam etmeyi düşünüyorum. Kahvaltımızı yapalım, sonra sohbet ederiz. Bugün menüde yarım avokado var. Sotelenmiş mantar var. Zeytin, peynir ve az yağlı, az tuzlu bir salata var. Menüdekiler bunlar. Bir de haşlanmış yumurta var. Şey seviyoruz biz, rafadan seviyoruz. O yüzden rafadan yiyeceğiz. Çok az da bal yerim belki bugün kahvaltıda. Ya da kahvaltıda yemeyeyim, şey yaparım. Sizinle birlikte hiç şey yapmadık. Chia puding. Birlikte bir chia puding yaparız. Bir de Harry Potter var. Yemek yapmaya o kadar üşendim ki evde de tekim. O yüzden dışarıdan söyleyeyim dedim bugün. Bir tane ev yemeği yapan bir yer var bizim eve yakın. Adile Sultan diye. Oradan söyledim. Bir tane mercimek çorbası. Fırında sebze, yanında köftesi var. Bir de cacık söyledim. Bulgur pilavı da söyleyebilirdim ama cacığı çok çekti canım. O yüzden cacık tercih ettim. Onun dışında bu fırında piştiği için gayet okey. Mercimek çorbası da zaten şekersiz beslenmeye dahil bir öğün. O yüzden afiyetle yiyebilirim şu anda. Afiyet olsun. Dostlarım, 1-2 gün sonrasından selamlar. Bir türlü kapanışı çekemedim. En son sizinle şöyle bir sohbet etmek istedim. Bu hafta nasıl geçti, neler yaşadım, neler gözlemledim, ne kadar zorlandım. Çünkü böyle aralarda yemek yerken çok da bahsetmedim galiba. Bundan böyle küçük küçük bahsetsem de genel hatlarıyla bir konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle bu bir haftalık şekersiz beslenme deneyimi bana çok iyi geldi. Neden? Cildim daha güzelleşti. Bu kesin. Bu arada ben buna devam da ettirdim. Yani birkaç gündür daha devam ediyorum. Sonuna kadar böyle gider mi? Sanmıyorum. Yani dayanamayabilirim. Daha doğrusu devam ettirmeyebilirim. Kendimi böyle kısıtlamak istemiyorum. Ama kesinlikle o şeker alımı oranımı azalttım. Mesela eskisi gibi tatlı tüketmiyorum. Bal yiyorum. Meyveden karşılıyorum tatlı isteğimi. O açıdan çok yararlı oldu bana. Eğer siz de böyle tatlı yemenizi durduramıyorsanız ve bir şekilde önüne geçmek istiyorsanız bence böyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Çünkü artık vücudun şekere karşı olan direnci azalıyor sürekli şeker tükettikçe, tatlı yedikçe. O yüzden mutluyum yani bu açıdan. Evet, başlarda biraz zor oldu. Mesela birkaç gün çok şekere ihtiyaç duydum. Ya da belki de psikolojiktir. Biraz da vücudun fizyolojik olarak ihtiyacına da bağlı. Mesela regli döneminde tabii ki daha çok şeker ihtiyacı duyuyoruz kadınlar olarak. Tam regli dönemim değildi neyse ki. Ama o dönemlere doğru belki de biraz daha ihtiyacım artacağı için o zamanki tüketimim daha farklı olabilir. Neyse, konudan çok sapmayayım. Onun dışında şeker tüketimi, beslenmenizi, yani nasıl diyeyim size, diyette çok önemli. Eğer kilo kaybı yaşamak istiyorsanız ve çok şeker tüketiyorsanız ya da tatlı tüketiyorsanız ya da işte pirinç gibi, patates gibi böyle fazla karbonhidratlı gıdalar tüketiyorsanız bunları kesmeniz ya da en azından çok çok aza indirmeniz, normalden aza indirmeniz sizin yararınıza olacaktır tabii ki. Ben size hani şunu yapın bunu yapın diyemeyeceğim çünkü ben yetkili bir kişi değilim, bir diyetisyen değilim. Araştırdıklarıma, kendi yaşadıklarıma dayanarak şu an bu videoyu çekiyorum. Söylemek, belirtmek isterim. Ama yani şekersiz beslenmenin ne gibi bir zararı olabilir? Zararından çok bir sürü yararı var. Zaten bunlardan da bahsetmiştim daha önce videonun başında falan. O yüzden mutluyum ya. Biraz kilo kaybı da yaşadım gibi. Şimdi yavaş yavaş spora da başlayacağım. Hatta bu bir haftalık süreci, ilk bir haftalık süreci yine vloglamayı planlıyorum. Bakalım onu da ilerleyen süreçlerde izliyor olacaksınız. Eğer deneyimlerseniz bu şekersiz beslenme sürecini benimle mutlaka paylaşın. Gönül isterdi ki 21 gün boyunca devam edebilelim. Ama yani hayırlısı, belki bir gün onu da yaparız. En azından şu an gerçekten çok daha mutlu ve daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Şöyle söyleyeyim, sabah uyanmalarım bile daha kolay. Mesela geç saatte yemek yemek çok etkiliyor uyanmayı. Şekerli, daha sağlıksız beslenmek de yine çok etkiliyor. Gece uykunuzu etkiliyor, sabah uyanma. Yani vücudun tepkisini etkiliyor. Yani ne kadar garip cümleler kuruyorum bazen ya. Cümleyi toparlayamadım. Neyse, siz benim demek istediğimi anladınız bence. Daha fazla uzatmayalım bu videoyu. Sanırım yeterince uzun oldu diye tahmin ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ilerleyen süreçlerde bu spor rutinimi, işte beslenme rutinimi bilmem ne, bunları yine paylaşıyor olacağım. Beni takipte kalın. Takip etmiyorsanız hemen, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.